Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle Arı Yayınları 6. sınıf matematik sahnesi kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Prova sahnesi test 9 birinci sorumu büyütüyorum. Tahterevalli'ye binen iki kardeş arasında yukarıdaki gibi bir konuşma geçmiştir. Fatih'in ağırlığının kilogram cinsinden çözümlenmiş hali olduğuna göre Elif'in ağırlığı kaç kilogramdır? Şimdi kardeşi diyor ki, abi benim ağırlığımdan kaç kilogram ağırsın? Abisi de diyor ki, benim ağırlığım senin ağırlığından 8 kilogram fazla. Abisinin ağırlığını bulalım arkadaşlar. 40 tam 1543 kilogram. 8 kilo fazlaymış abisi. Kardeşini bulabilmek için buradan 8'i çıkarıyoruz. Burası 3, burası 4, burası 5. 0'dan 8 çıkmaz. Buradan 10'lu kalıyorum. Burası 3'e düştü. Burası 10 oldu. 10'dan 8'i çıkardım. 2. 3'ü indirdim. 3. Yani Elif'in ağırlığı 32 tam 1543. Eşit yükseklikteki basamaklardan oluşan merdivenin son basamağının yerden yüksekliği görsel üzerinde verilmiştir. Buna göre merdivende duran Ali yerden kaç santimetre yüksekliktedir? Merdiven arkadaşlar 10 basamaktan oluşuyor. Bir basamağın yüksekliğini bulalım. Tamamı 35 desimetreymiş. 35'i 10'a bölüyorum. Bir basamağın yüksekliği 3 tam 10'da 5 desimetre. Ali ikinci basamakta duruyor. 3 tam 10'da 5 ile 3 tam 10'da 5'i topluyorum. Ali'nin yerden yüksekliği 7 desimetre olarak geldi. Santimetre cinsinden istiyor. 70 santimetre. Eşit aralıklarla yerleştirilen çivili tahtada mavi renkli ip çivilerin etrafında bir kez dolanmıştır. Mavi ipin uzunluğu 21 santimetre olduğuna göre tek sıra halindeki yeşil ipin uzunluğunun birler basamağına göre yuvarlanmış halini istiyor bizden. İki çivi arasını bulalım. Mavi ipin uzunluğu 21 santimetre. Kaç tane çividen geçmiş arkadaşlar? Kaç aralıktan geçmiş? Saydığımız zaman 14 olduğunu buluyoruz. 7 ile sadeleştirelim 3 bölü 2. 5 ile genişletelim 15 bölü 10. Ve de 1 tam 10'da 5 santimetre olarak buldum iki çivi arasını. Yeşil ip 1, 2, 3. Bakın 3 tane çivi arasından geçiyor. Yani 1 tam 10'da 5 artı 1 tam 10'da 5 artı 1 tam 10'da 5. Yeşil ipin uzunluğunu 4 tam 10'da 5 santimetre olarak bulduk. Bunu birler basamağına göre yuvarladığımızda 5 santimetre olarak gelir. Bir yük kaldırma platformunda açılan her parça baştaki ve sondaki eş üçgenlerin birleşmesiyle oluşan eşkenar dörtgen şeklindedir. Görsel üzerinde verilen yüksekliğe göre soru işaretiyle gösterilen yükseklik kaç desimetre? Arkadaşlar 8 tane üçgenden oluşuyor. 66'yı 8'e bölelim. Şöyle yapalım. Burayı arkadaşlar 125 ile genişletelim. 66 ile ben 125'i çarptığım zaman kaç buluyorum? 8750 olarak buluyorum. 8 ile 125'i çarptığımda 1000 olarak buluyorum. Sıfırlar gitsin. Burası 8 tam %25 desimetre olarak geldi. Burası 8 tam %25 desimetre. Halter sporu yapan Taner'in kaldırdığı ağırlık görsel üzerinde verilmiştir. Halter çubuğuna takılan ağırlıkların kilogram biriminde yukarıda çözümlenmiş olarak veriliyor. Buna göre Taner'in kaldırmış olduğu ağırlık ne kadardır? Arkadaşlar kırmızının ağırlığına bakalım. Kırmızının ağırlığı 12 tam 10'da 5 kilogram. Yeşilin ağırlığına bakalım. Yeşilin ağırlığı 6 tam %75 kilogram. Mavinin ağırlığına bakalım. 0 tam %25 kilogram. Toplayalım şimdi. 12 tam 10'da 5, 6 tam %75, 0 tam %25. Buranın toplamı 19 tam %50 kilogram olarak gelir. Bakın karşı tarafta da aynısı var. 19 tam %50 ile 19 tam %50'yi topluyorum.
Buranın toplamı 39 tam olarak geldi. Yukarıda en gergin hali verilen lastik ip aşağıda iki çivi arasındaki uzunlukları verilen hangi çivili tahtaya takılabilir demiş. Arkadaşlar şimdi burası bakın A şıkkımızdaki 5 tam %75'tir. Yani 23 bölü 4 5 tam %75'tir. 6 tam onda 3'ten küçük olduğu için buraya takılabilir. B'ye gelelim. 48 bölü 5 9 tam onda 6'dır. Burası bizim elimizdeki lastikten büyük olduğu için buraya takılamaz. C'ye geldim. 60 bölü 8 7 tam onda 5'tir. Bu arkadaşlar 6 tam onda 3'ten büyük olduğu için buraya da takılamaz. D'ye geldim. 72 bölü 5 14 tam onda 4'tür. 6 tam onda 3'ten büyük olduğu için buraya da takılamaz. Hangisine takılabildi? A şıkkımızdakine takılabilir dedim. Otobüse binen Yade kartını okuttuğunda kartın içinde bulunan bilet tutarının yeterli olmadığını gösteren ekrandaki gibi bir uyarı çıkmıştır. Bir binimlik otobüs bileti 4 tam %75 TL olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi Yade'nin kartında bulunan bilet miktarından olamaz? Arkadaşlar kartta 4 tam %75'ten az bir para olması gerekiyor. 12 bölü 5 2 tam onda 4'tür. Bu 4 tam %75'ten küçüktür. Dolayısıyla bu olabilir. B'ye geldim. 25 bölü 10. 2 tam onda 5'tir. Bu 4 tam %75'ten küçüktür. Dolayısıyla bu da olabilir. C'ye geldim. 46 bölü 10. 4 tam onda 6'dan 4 tam onda 6. 4 tam %75'ten küçüktür. Bu da olabilir. 72 bölü 15 4 tam onda 8'dir. Bu 4 tam %75'ten büyüktür. Yani bunun içerisinde arkadaşlar bir tane bilet var. Dolayısıyla bu olamaz. Yukarıda verilen para ile fiyatları TL biriminden çözümlenmiş hali verilen ürünlerden kaç tanesi teker teker alınabilir demiş. Burada arkadaşlar 498 tam %57 TL var. Gömleğe geldim. Gömleğin fiyatı 400 tam %5 TL. Bu alınabilir. Kravata geldim. Kravatın fiyatı 300 tam %21 TL. Bu alınabilir. Kazağa geldim. Kazağın fiyatı 503 tam %3 TL. Bu alınamaz. Ayakkabıya geldim. Ayakkabının fiyatı 200 tam %203 TL. Bu da alınabilir. Kaç tanesi alınabilir? 3 tanesi. C şıkkımı işaretledim. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.